Süleyman Turan. O doğduğunda takvimler 19 Kasım 1936'yı gösteriyordu. İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldiğinde ailesi ona Süleyman Başturan adını verdi. Sanata meyilli bir çocuktu. Yüksek bir oyun gücü ve geniş bir mimik repertuarı olan Süleyman Turan'ın bu özellikleri taşıyor olmasında resimle ilişkisi de epey etkili olmuştu. Daha çocuk yaşta resme olan ilgisi bir öğretmeninin dikkatini çekti. Öğretmeni onu halk evlerine yönlendirdi. Halk evlerindeki süreçte insanı, yüzleri ve duyguları tanımının önemini kavradı. İlkokul eğitimine çocukluk yıllarını geçirdiği Kadıköy'de başladı. Lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde tamamlayan Süleyman, Göksel Arsoy ve İzzet Günay'la da burada tanıştı. Sıra üniversite tercihlerine gelmişti. Sinema ve resim vardı gönlünde. Ama İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünde okumaya başladı. Ancak buradaki eğitimini 3. sınıfa kadar sürdürebildi. Bu 3 yılda sanatla dolu geçmişti zaten. Gürdal isimli bir arkadaşı tiyatroda oynuyordu. Süleyman da her gece onu seyrediyordu. Ünlü tiyatro sanatçısı Saim Alpago kurmuştu bu tiyatroyu. Süleyman'ın her gece burada oluşu kısa zamanda fark edildi. Oyunun her kelimesini ezbere biliyordu artık. Bir akşam oyunculardan biri olan Selim Naşit gelemeyince onun yerine sahneye bile çıkmıştı. Askerlik çağı da gelmişti artık. Vatani görevine yedek subay olarak başladı. Kore Savaşı da patladı bu dönemde. Süleyman Türk Birliği'ne katılmak için Japonya görevine giderken bir an bile düşünmemişti. Görevleri devam ederken askerler arasında bir yetenek yarışması düzenlendi. Askerlerimiz yarışmaya İngilizce bir piyesle katıldı. Süleyman ilk sahne deneyimi olarak bugünü kabul ediyordu. Çünkü önceki Selim Naşit'in rolüydü nihayetinde. Sahnede olmanın heyecanını tattığı bu yarışmada birinci olmuşlardı. Süleyman Tokyo'da bir film çekimine şahit oldu. Brezilya-Japonya ortak yapımı olan filmde figüran olarak rol almasıyla ilk kez kamera karşısına geçti. Askeri görevi bitse de o hemen vatanına dönmedi. Uzun bir süre Uzak Doğu ve Amerika'da yaşamaya devam etti. Geri döndüğünde ise yaşamını sürdürebilmesi için para kazanması gerekiyordu. Kısa bir süre Veli Efendi'de bilet sattı. Dergilere karikatür çizdi. Karikatür ve resimleri uzun süre Akbaba dergisinde yayımlandı. Akşam gazetesinde çizgi romanlar çizdi. Bu süreç 15 yıl kadar devam etti. Afişler hazırladı, kitaplara kapaklar yaptı. Askerden sonra Uzak Doğu ve Amerika'da bir süre daha yaşam sürdürmesine ilişkin yaptığı bir açıklamada Süleyman Turan şunları söylemişti. "Bizim grupla birlikte dönmedim. Bu da benim Japonya, Amerika, Almanya ve Azor Adaları'nda çok uzun bir süre daha dolaşmamı sağladı. Sonra geldim. Bir iki defa da parasız nasıl gidilir denedim. Onu da yaptım. İlkinde param vardı. İkincisinde bir gofret alınca bitecek kadar param vardı. Ama oldu. Gittim, geldim. Asla dürüstlükten şaşmadım. Ufacık ufacık esprilerle, şirinliklerle götürdüm. Keyifliydi. Her şeyi parayla halletmekten daha keyifliydi. Bunların hepsi 1963'ten önceydi. Sonra döndüm. İnsanın içinde hep farklı şeyler yapmaya zorlayan bir potansiyeli var. Bu potansiyelin ait olduğu yere kanalize edilmesi gerekiyor. Onun arayışı içinde oldum. Bu sanat olur diye düşünüyordum. Kreatif bir şey yani. Bir şeyler üretmek gerekiyor. Sonra resim çalışmalarımı profesyonel hale getirdim. Ondan sonra 1962'de de tiyatro serüveni başladı. Süleyman Harput'ta bir Amerikalı isimli oyunda başroldeydi. Dönemin pek çok yıldız oyuncusu gibi onun da yolu Ses dergisi yarışmasından geçti. Süleyman'ın ifadesiyle son derece yakışıklı bir beyefendiyle son derece güzel bir hanımefendi arıyorlardı. Bu tür bir iddiadan değil, sinema sektörüne doğru bir giriş yapmak istediğinden yarışmaya katıldı. Niyetini başvuru sırasında bir notla iletti. "Bunun sinemaya girmek için nezih, doğru dürüst bir yol olduğunu düşünüyorum." Aynen böyle yazmıştı Süleyman. Ajda Pekkan ve Edison'un birinci olduğu 1963'te katıldığı bu yarışmada Süleyman da dereceye girmişti. Yeşilçam'daki ilk deneyimini ise yönetmen koltuğunda Osman Seden'in oturduğu, Hulusi Kentmen, Türkan Şoray, Öztürk Serengil, Tameriyet gibi isimlerin başrolde oynadığı Sayın Bayan adlı filmle yaşadı. Filmcilerin soyadını çok uzun bulması sebebiyle soyadı Turan olarak değişti. Süleyman Turan'ın Yeşilçam macerası böyle başlamıştı işte. oyunculuğu kısa sürede Yeşilçam'da kabul gören Süleyman Turan'ı en çok esas oğlanın sadık dostunu canlandırdığı rollerde izledik. İlk filmindeki rolü çok ufaktı. Bir sonraki Koçum Benim filmindeki rolü daha büyüktü. Üstelik bu kez Ayhan Işık'la birlikte geçmişti kamera karşısına. En önemli rolünü ise 1970'te Ekrem Bora'yla başrolleri paylaştığı Diktat Kan Aranıyor filmindeki akıl hastanesinden kaçan deli rolüyle almıştı. 1971'de yakın dostu Yılmaz Güney ile birlikte oynadıkları Yarın Son Gündür filmindeki rolüyle Adana Altınkoza Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Ertesi yıl aynı ödülü Güllü ile alması, Süleyman Turan'ı karakter oyuncusu olarak Türk sinemasının ana direklerinden biri haline getirdi. Yine Altın Portakal'da 2003'te Yaşam Boyu Onur ödülüne layık görüldü. Süleyman Turan öyle bir oyuncuydu ki, ister Zeki Alasya Metin Akpınar'a, ister Kemal Sunal'a, ister Cüneyt Arkın'a eşlik etsin, daima rol arkadaşının doğru pozisyona almasını sağlıyordu. Star karşısında ezilmiyor ama ona alanda açıyordu. 70'li yıllar pek çok oyuncu gibi Süleyman Turan'ın da sinemadan uzaklaştığı zamanlardı. Yeşilçam'ın darboğaza girdiği yıllarda konuşturdu yine ressamlığını. Karikatür işleriyle kazanıyordu hayatını. Sanatçı, TRT'den gelen bir teklifi değerlendirerek sesli çekilen ilk dizi filmlerden biri olan Sarı Pınar 1914'te oynadı. Süleyman Turan bugüne dek yaklaşık 170 film ve dizide rol aldı. Kadınlar nedense pek aşık olmazlardı Süleyman Turan'a. İyi bir arkadaş, güvenilir bir sırdaş olduğunu söylerler, yine de giderler, röne aşık olurlardı. Baştan kaybetmeyi kabullenmiş olduğu için pek içerlemezdi reddedilince. Beklemeyi bilir, zaten derdi aşk meşk değildir, alaycıdır, hayatı ciddiye almaz ama altın gibi bir kalbi ve fedakar bir yüreği vardır. Yeri geldi mi arkadaşı uğruna son nefesini verirken gülümseyecek kadar da kalenderdir. Büyük oyuncudur yani. Süleyman Turan'ın yeni neslin hafızasına kazınmasını sağlayan rolü ise 1999-2002 yılları arasında Yılan Hikayesi'nde hayat verdiği Komiser Kemal rolüydü. Sonrasında şöhret tutkusu, fantastiğin sineması, Kabadayı, Sonsuz, Yahşi Batı, Sonsuz Bir Aşk gibi yapımlarda yer aldı. Türk sinemasında ailesine en bağlı yıldızlardan biriydi Süleyman Turan. Onu iş haricinde hiçbir zaman yalnız görmezdik. Yanında hep eşi Candan Öncü ve tek çocuğu olan Beliz vardı. 3 kişilik aile hayatları yıllarca mutlu bir şekilde devam etti. Yıllar önce Ses dergisinde hakkında çıkan bir haber, tozlumagazin.net'te şöyle anlatılmıştı. Süleyman son derece maceraperest bir insan ama sinemayı çok seviyor. Girdiği günler kendi kendine düşünmüş ve sinemada muvaffak olabilmenin ilk şartının maceralardan uzak kalmak olduğunu anlayıp hayatını düzene sokmuş. Bugün en küçük bir dedikoduya bile adı düşmemiş bir ailenin reisi, eşi ve daha 6 aylık olmayan kızı Beliz'le pırıl pırıl bir hayatı var. Aranan, istenen bir sinema oyuncusu ama bir yerde yetmiyor bu kadar mutluluk Süleyman'a. Bol para ve anlayışlı bir eş ve tatlı bir çocuğun yanı sıra iyi bir oyuncu olmanın gururunu da taşımak istiyor. Size garip gelecek ama Süleyman Turan'ın en büyük kusuru son derece mütevazı oluşudur. Ve o acı gün sonunda gelmişti. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan evinde ölü bulundu. Kadıköy'deki evinde kalp krizi sebebiyle aramızdan ayrılmıştı. Üstelik o kadar acı ki cansız bedeninin 2 gün sonra bulunduğu ortaya çıktı. Süleyman Turan'ın kapıdaki gazeteleri almaması üzerine bu durumu şüpheli bulan komşular polisi aradı. Eve gelen polis çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Süleyman Turan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Haber bizlere 10 Eylül'de ulaşsa da o aslında 2 gün önce son nefesini vermişti. Süleyman Turan'ın vefat haberini CHP eski İstanbul Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından şöyle duyurmuştu. Yılmaz Güney'in yakın dostu, sinema sanatçısı Süleyman Turan sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Turan, ATV'de hazırlayıp sunduğu Kayıp Aranıyor programında gözaltında kaybedilen Ali Ayhan Efeoğlu kardeşlerin öyküsüne de yer vermiş, bu yüzden programı kaldırılmıştı. Süleyman Turan'ın komşusu Sinem Akıneri en son bir hafta 10 gün kadar önce görmüştük. bir hastalığı vardı. O hastalığın yaşla beraber belki bir takım zorluklarını yaşamaya başlamış olabilir. Çok dinç bir adamdı. Ne yaşlı ne de hasta psikolojisi hiçbir zaman onda olmadı. Gayet dirayetli bir insandı. Bizimle de çok konuşmak istemezdi bu tarz şeyleri. Her ölüm erken ama bizim için çok daha erken. Çünkü çok sevdiğimiz biri olduğu için sanırım. Evde yalnız olduğundan komşuları evden bir ses alamadıkları için polis çağırmış olabilir. Arkadaki evlerin güvenliği de bu bilgiyi verdiler bize demişti. Süleyman Turan, Üsküdar Şakir'in Camii'nde gerçekleştirilen bir törenle sonsuzluğa uğurlandı. Dostları yalnız bırakmamıştı onu. Acısıyla tatlısıyla bir Süleyman Turan geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.